Haksız bir davada zirve olmaktansa, hak davada zerre olmayı tercih ederiz. Tanrı Türk'ü Korusun sloganının ve Tanrı kelimesinin kulislerde çokça tartışıldığı dönemde bir tartışmada şöyle demiştir. Ne tartışıyorsunuz? Tanrı Türk'ü, Allah da Müslüman'ı korusun. Müslüman devamlı nefsini muhasebe etmelidir. Nefsinin dizginlerine sahip olamayan Müslüman, başta kendine, daha sonra ailesine, topluma ve davasına zarar verir. Okulların önüne polis koyacağınıza, gençlerin kalbine Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini koyun. İslam'a düşman iken sonradan İslam'a teslim olan Firavun'un sihirbazlarındaki şerefli tavır bizlere örnek olmalıdır. Bir adamın hanımı tatlı dilli, güzel huylu olursa kadın sevabı kazanır. Efendi de bir nimete mazhar olmuş olur. Ama asıl sevabı kadın kendisi kazanır. İnsanlık yeryüzünden silinmeyeceğine göre Amerika ve İsrail kaybedecektir. Ey İslam alimleri! Şu Rabbine dönen nesle komutan olmak için öne geçiniz. Bundan geri dönmeyiniz. Dünyaya meyletmeyiniz. Aile yuvası okuldur, mescittir, huzur evi ve çocuk yuvasıdır. Ham madde halindeki küçük yavruların her yönden büyümesini sağlayan, onların şahsiyet sahibi bir insan, Allah'a kulluk bilincine ulaşan bir Müslüman ve İslam toplumunun sağlıklı bir üyesi olmaları için yetiştirip geliştiren bir fabrikadır.